Ben insanların birbirine sadık olması gerektiğine çok inanan bir kadın değilim artık. O üçüncü sayfa haberlerine baktığın zaman biz yanlarında zemzem suyuyla yıkanmış gibi kalıyoruz. Daha çok şamanizmle ilgili çok yol kat ettim. Hem bunu savunup hem de insanlara kin, öfke ve nefret duyamam. Olumlu ya da olumsuz herkesi affettim. Kimler mesela diye sorsam? O bilindik isim gelmesin hiç kimsenin aklına. Gülben de dahil mi bunların içerisine? Affettim diyebiliyor musun Gülben'i de? Budist hikayesine benziyor bu. İki Budist bir kadını alıyor ve sudan geçiriyor. Bir tanesi diyor ki, ya sen diyor neden yardım ettin o kadına? Bu da dönüyor diyor ki, sen hala orada mısın? Bizim babasıyla ilişkilerimiz çok iyi. Hakan haftada 3 gün bizde kalıyor. Herhangi bir cinsel çekicilik, herhangi bir yolculuğu dostlukla karıştırmamak gerekiyor. Evrenin sıfırlanıp yeniden doğacağına inanıyorum. Birbirimize ne kadar sıkı bağlanıp kenetlenirsek sağ salim çıkarız bu savaştan. Bence bir sakinleşelim. Söz, sana yemin sana söz. Kör olayım yalansa, değmedi değmez. Gözüme başka renkte iki göz. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, mutlu seneler haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta o kadar özel bir isim var ki hepiniz ismini duyduğunuzda yüzünüzde tebessüm uyandıracak ve açıklamalarıyla da tahmin ediyorum ki kalbinizde şöyle bir hafif çarpıntıya sebep olacak bir isim. Pop müziğin mihenk taşlarından sevgili Yeşim Salkım bizlerle birlikte. Bakalım geçmişten bugüne Yeşim'in hayatında hangi virajlardan döndü, neler yaşadı, inişleriyle çıkışlarıyla, yaşam hikayesiyle sevgili Yeşim Salkım bizlerle birlikte. Hoş geldin sevgili Yeşim. Hoş bulduk. Şükür kavuşturana. Evet, bayağı değil mi? Meşakkatli bir süreçten sonra. Bizimki artık yılan hikayesine dönmüştü seninle valla. Aynen öyle. Genç vallahi oldu, temiz oldu, güzel evet, oldu ama. Evet, aynen. Nasıl, keyifler iyi misin? İyiyim. Yani bu düşme olayını da atlattıktan sonra. Hakikaten bir sakatladın kendini. Evet, bayağı bir yani işte babam 3 ay oldu kaybedeli babamı. Başın sağ olsun tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Dostlar sağ olsun. Şimdi onun bir tane dolabı geldi. Hı. Bana. Ben de ona bir köşe yapıyordum babama, işte fotoğraflarını koyayım, evet, dolabı, elim bir de udu rahmetlinin. Elimde ud, merdiven şeyine çıktım. Oradan en son basamağa çıkarken o basamaktan nasıl bir geri gidiyor ama udu da bırakmıyorum Gökay. Elimde ud. Ama işte. Tabii. Elimde ud böyle, yani ona bir şey olmasın diye, ama çok kötü düştüm, çok korkunç düştüm yani ve İşte 2 hafta, 3 hafta falan oturamadım. Kuyruk sokumu da sıkıntılı ya. Kuyruk Allah sokumumu korusun. Çatlattım, evet. Çok sıkıntılı yani. Bir de biliyorsun onun tedavisi yok. Böyle simide oturuyorsun. Tabii canım. Yani. Simide oturuyorsun, evet, aynen öyle. Evet, simide oturuyorsun Allah yani. Allah korusun, kalça kırığı, malça kırığı falan. Benim aynen. Benim yüreğim ağzıma geldi. Ya benim Allah, bütün kaburgalar buradan falan. Hı. Böyle bir diyeyim, mosmordu. Ve böyle bir nasip olmadı işte. Ondan sonra senle biliyorsun telefon bağımı Gökay şöyle. Böyle şey bir süreç, bir sene. Büyümek ve olgunlaşmak sıkıntılı değil mi? Eskiden böyle dertlerimiz yoktu. Yani evet ya, gerçekten öyleymiş. Yani şimdi düşündüğüm zaman, baktığımda hayata çok da fazla dert etmemek gerekiyormuş her şeyi. Biraz daha böyle keyifli zaman geçirmek önemli ya. Yani çok dert ettiğim, çok gereksiz şeyler olmuş benim hayatımda. Bambaşka bir kariyer planlaması diyeceğim ama televizyon her daim senin hayatındaydı. Ancak hani biraz daha müzikle, sanatla, sohbeti iç içe harmanladığın formatlarda alışkınız. Artık haber masasındasın. Ay evet, yani nacizane sizlerin yanında estağfurullah ama hakikaten çünkü ben bir single çıkartacağım yıl sonuna doğru. Evet, bak size intikam alacağım. Evet ya, gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hani şöyle oldu, aslında hani bir haber merkezindeyim ama hani haber sunmuyorum. Gene güncel olan konuları ve konukları ağırlayıp, yani mesela işte beyin nasıl çalışır? Biz işte uyku mesela, sadece uykuyu konuştuk. Hı hı. Hani daha böyle aslında hiç konuşulmayanları. Ben aşı ve Covid süreciyle ilgili bir yayınına denk geldim. İlk evet, zamanlardaki yayınlarını sen evet, bayağı benim diyen haberciye taş çıkartan, benim babam deyip böyle falan başlayıp. Biz seninle ikimiz güzel yaparız bu programları. Sen var değil misin? Oho. Kanalı kaç günde kapatırız ama onu bilmiyorum tabii hani.
Biz çok profesyoneliz. Hiçbir şey kapatmadan öyle güzel yaparız vallahi ki. Vallahi aslında düşünebiliriz bunu. Biz çok güzel olabilir biz yani. Biz çok güzel. Çünkü sen çok eskisin bu işte. Ve çok zeki ve akıllı bir adamsın. Neyi nerede konuşacağını da biliyorsun. Ben de neyi nerede konuşacağımı biliyorum. Bizim yaptığımız program yukarılara taşır. Hiçbir zaman bir yeri kapatmaz. O bir takım alt segmentler için geçerli. Bizim için doğru değil. Doğru söylüyorsun. Şimdi geçmişten bugüne yapacağız biraz sevgili Yeşim. Nerelisin? Kaç kardeşsiniz? Ben aslen Ankara doğumluyum. Ama babam Egeli. Arnavut göçmeniydi rahmetli. İki kardeşiz ama babamın ikinci evliliğinden de bir kız kardeşim daha var. Dolayısıyla üç kardeş oluyoruz. İlişkileriniz nasıl? Gayet iyi. Süper. Gayet iyi. Çünkü o çok küçüktü. 3-4 evet. yaşındaydı benim elime geldiğinde. Ve annemle babam evliydi henüz. Bitmemiş bir evliliğin üzerine bir çocuk hikayesiydi. Hayatta her şey bizim için. Dolayısıyla yani anne da, baba sadakatsizlikten dolayı mı ayrıldı? Aslında şöyle, sadakatsizlik de demeyeyim. Ben insanların birbirine sadık olması gerektiğine çok inanan bir kadın değilim artık. Sadakat çok göreceli bir kavram. Yani bizim ülkemizde biraz bunu abartmaya başladılar ve insanlar bizde o sadakati hani ararlarken maalesef şu anda yapılan bütün kadın programlarına baktığın zaman o üçüncü sayfa haberlerine baktığın zaman biz yanlarında gerçekten çok zemzem suyuyla yıkanmış gibi kalıyoruz. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi marjinal hani bizdeki durumu. O yüzden sadakat neye göre, kime göre? İnsanlar birbirlerinden sıkılabilirler. İnsanlar birbirlerini mutsuz edebilirler zaman içerisinde. Ve burada yakışan aslında şu oluyor, ayrılmak. Ayrılmadan da yaşanan ilişkilerde de şeytana uymak olabiliyor. Ve bence bir insana da bizlere de yakışan galiba şunu yapmak oluyor. Evet, şeytana uymuş ya. Deyip yürüyüp gitmek oluyor yani. Bunu ama belli bir olgunluk seviyesi ya da belli yaşanmışlıklardan sonra bu cümleleri aynen kurabiliyorsun aynen değil mi? Aynen. Yani şimdi ben geçmişi tamam yaşam hikayeni irdeliyoruz ama hani o temcit pilavı gibi konuşulan konulara da çok fazla girmek istememekle birlikte burada evet. hani bunu sormazsam senin inandığın ve sevdiğin haberciliğim ya da o yönümü yok etmiş sayarım. Şimdi sadakatsiz olması, sadakat karşılıklı olmak mecburiyetinde olduğuna inanmıyorum insanların. Ayrılabilirler diyorsun. Evet. Ama sadakatsizlik yüzünden sen yıllarını heden ettin. Çok üzdün kendini. Beni o zaman bu olgunlukta değil miydin? Şöyle değildim çünkü artık hani belli bir yaşa gelip de hayatın içerisinde acılarla harmanlandıktan sonra bunu sadece yaşayanın sen olmadığını görüyorsun. Çevrende çok insan var. Ve sadece senin başına gelmiş gibi davranınca burada işte hem kendine hem de çevrendeki pek çok insana haksızlık etmiş oluyorsun. Ben şunu gördüm hayatta. Hayat çok pamuk ipliğine bağlı. Ve birbirimizi kıracak ve küsecek kadar, birbirimizi gerçekten yaralayacak kadar uzun olmadığını gördüm. Ben bir programda şunu söylemiştim. Hiç kimseye küs ölmek istemiyorum bu hayatta. Dolayısıyla da buna herkes dahil mi? Şöyle tabii ki görüşmeyi seçmediğim insanlar olacaktır. Aynı masada oturmayı tercih etmediğim insanlar olacaktır. Ama içimde affedip onu evrene emanet ettiğim insanlar var artık. Kimler mesela diye sorsam? İsim vermek istemiyorum. Yani çünkü sen hep kırgınlıklarını çok ön planda yaşayan, evet, daha doğrusu öyleydim. Yaşandı evet. Ve hani isimler var. Evet, biliyoruz hani şimdi ben Yeşim Salkım'ın papaz olduğu insanlar ya da kavgalı olduğu insanlar dendiği zaman şurada bir tuşla insanlar baktığında hop onların listelerinin bile çıkmış halleri var biliyorsun. Kimi affettin yüreğinde mesela? Çok, yanlış bildikleri çok şey var ama ben hayatım boyunca aslında hani çok... kimi affetmezsin ömrüm boyunca diye sormuyorum. Onu söylemek belki çirkin olabilir. Hı hı. Ama yüreğimde şu insanı affettim artık demek bir erdemdir. Onu paylaşmakta da bir sakınca görmüyorum açıkçası. Ya şöyle görüyorum. Hani tek tek isim vererek şunu da affettim
demek istemiyorum ama bir seçim yaptım. Özellikle babamı kaybettikten sonra artık hayatımın içerisinde bu tür konularla anılmak, bu tür konularla bunları sırtımda, heybemde taşımak ve bu dünyadan da böyle gitmek istemiyorum. Affedemediğim demeyeyim de içimde yara olan birkaç insan var tabii ki. Ama onlarla da görüşmemeyi seçiyorum. Bunlar mesela o bilindik isim gelmesin hiç kimsenin aklına. Gülben gelmesin hiç kimsenin aklına, özellikle söylüyorum. Çünkü artık ben savaşmaktan çok yoruldum. Ve mücadeleden de çok yoruldum. Savaşmak ve mücadele etmek yerine böyle gereksiz konularla çoluğumuza çocuğumuza zaman ayırmak. Babanın cenazesine gelmesi falan yumuşatmadı mı seni mesela? Ben orada mesela aslına bakacak olursan bir yükseldim, biliyor musun? Şöyle, acaba mı dedim. Şöyle, cenazeye gelmedi. Bir çelenk göndermişti. Ben de bana da söylediler. İnan o sırada hiçbir şeyin farkında bile değildim. Hiç bakacak durumum da yoktu. Gönderen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü babam çok kıymetli bir adamdı ve şüphesiz. Buradan Erol Evgin'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Emel Sayın'a, Neşe Karaböcü, o kadar çok insan babamla birlikte çalışmış ve aradı ki biz Neşe ablayla bir saat ağladık telefonda babamla ilgili. O da bir çelenk göndermişti ama Özgür Aras'ın bana söylediği bir şey vardı. Ben bu bir oyun olabilir diye endişelendim çünkü söylediklerinde. Sonra Özgür'le konuşmamızda da Özgür bu çelengin babamın bir sanatçı olduğu için babama gönderildiğini, taziyenin bana gönderilmediğini bana iletti. Ama yani ölmüşün arkasından dua edilir. Özür dilerim yeşim böyle bir cümle kurduğum için ama hani o çelenk ailesine taziyedir. Evet. Değil işte, mi? Yani öyle olması gerekir. Fakat benim aldığım cevap bu minimaldeydi. Ama ben artık ona da takılmıyorum. İnan bana, ona da takılmıyorum. Çünkü çok yaşanmışlıklarım var. Ve bu yaşanmışlıklarım da bana çok şey kattı. Ben son 3 aydır geceleri uyuyamıyorum. İşte bir babayı kaybetmek, kaybettiği gün bir kız büyüyormuş. Onu çok iyi anladım. Halen ezanda uyanıp babama dua edip halen ağlıyorum. Ve burada da şunu gördüm. Yani elimle birinci derece yakınımı toprağa verdim. Kin, nefret ve öfkeyle bir hayat sürmek istemiyorum. Şimdi insanlara küsebilirsin, insanlara kırılabilirsin, insanlara alınabilirsin ama kendimi kötülükle beslemek istemiyorum. Hayatımdan kötülüğü çıkartmak istiyorum ve çıkarttım da. Dolayısıyla o gün benimle alakalı yanımda olan, taziyelerini gönderen veya sadece babama gönderen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü ölüm ve doğum bir gün hepimizin kapısını çalacak. Ve biz buraya kazık kakmaya gelmedik bu dünyaya. Bu yaşanacak. Bugün bana yani çoluğumuz çocuğumuz var, arkadaşlarımız var, bir hayatımız var ve artık belli bir yaştan sonra ben seninle oturup sohbet edip gülüp biraz eğlenip hayatta dalga geçmek istiyorum. Hayatla dalga geçecek kıvama geldim ben. Hayatla eğlenmek istiyorum. Kızımın gözünün içine baktığım zaman 30 yaşında bir kızım var. 11 yaşında bir kızım var. Çocuklarımın gözüne baktığım zaman mutlu, huzurlu bir anneleri olmaları gerektiğinin farkına vardım. Çünkü evin içerisinde mutsuz ve huzursuz bir anne olunca çocukların da öyle oluyor. Bunu istemiyorum. Uzun yıllarını böyle geçirdin değil mi? Evet, çünkü çok yanlış bilinen, yani doğru bildiklerini zannettikleri ama aslında çok yanlış bildikleri ve bir türlü kendimi izah edemediğim ve anlatamadığım ve anlatamadıkça çabaladıkça hırçınlaştığım ve sesimi duyurmak için çok uğraştığım süreçler oldu. O yüzden biz tercihlerimizle yaşıyoruz. Eğer ben seninle olmaktan çok keyif alıyorsam seninle olmayı tercih ederim. Öbür taraflı olmaktan keyif almıyorsam olmam. Ha şunda netimdir ama ben politikacı bir kadın değilim. Ben net, dürüst ve mert bir kadınım. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir yerde bir kişiye politika yaptığımı görmemişlerdir. Ya da oradan bir bana bir katkısı olur diye herhangi bir getirisi olur diye bir insanın yanında oturmam. Ben gerçekten seviyorsam otururum, gerçekten keyif alıyorsam otururum. Yıllardır bu böyle oldu. Bundan sonra da hep böyle olacak tabii ki. Ama herkesin kendi hayatını
istediği gibi yaşamasını ve ben de bir kenarda oturup hayatımı yaşamak istiyorum. Hatta canlı yayınlarda şunu söylüyorum. Diyorum ki ne olur bana sormayın artık. Sormayın diyorum. Çünkü çok yoruldum. Ve yorgunluğun ötesinde bir duruma geçti. Ama bir dönem öyle bir kodlandı ki insanlar artık. Yani eşim şimdi orada da şu var. Ama hep sohbet, de aynı şeyler soruldu. Sohbet başladığı zaman bir şekilde konu dönüyordu, dolaşıyordu, oraya geliyordu. Aynen. Dönüyordu. Çünkü senin orada az önce de söylediğin gibi anlatmak, izah etmek tabii bizim tarafımızdan o bitmeyen bir öfke olarak okunuyordu. Evet. Ama senin tarafında şimdi söyleyince anlıyorum. Anlatmaya çalışıyorum, anlatamadıkça sinirleniyorum, daha çok anlatmaya çalışıyorum aynen. durumu söz konusu. Aynen, çok güzel ama izah ettin. Ama konu dönüyordu, dolaşıyordu, oraya geliyordu. Sanki aynen. hayatında başka kimse aynen. yok. Aynen. Hani hiçbir başarıya imza atmadın. Tabii tabii. Buraya zaten ananın rahminden düştün, dünyaya geldin. Direkt zaten onun karısı olarak doğdun ve onunla evet. var oldun gibi evet. bir durumdu. Aynen. Yani geçmişi yok, bu... geleceği yok, bugünü ve acısı evet, var. Aynen. O yüzden bütün hani bunları... artık bir hani o kadar güzel izah ettin ki bu artık hani iki çocuk, ben de iki çocuk annesiyim. Benim de bir annem var. Benim de arkadaşlarım var. Benim de acılarım var. Herkes gibi yaşıyorum. Canımız hiç farklı yanmıyor. Dolayısıyla da ben böyle bir karar aldım. Ve bu kararı da hayatımda uyguluyorum. O yüzden şunu söylüyorum. Sormayın bana artık diyorum. Herkes yerinde sağ olsun. Çünkü... Bir şekilde herkes bu dünyadan kendi heybesiyle gidecek. Ben de öyle gideceğim. Hepimiz öyle gideceğiz. Ve bu heybeleri boşalttıkça insan çok rahatlıyormuş. Hakan Uzun'u affedebildin mi peki? Ya da affeder misin? Tabii ki affettim. Ben hayatımdaki herkesi affettim. Görüşmeyi tercih ederim ya da etmem dedin. Görüşmeyi tercih edeceğin insanlar... Etmem. Çünkü görüşmek... dikkat edersen şey gibidir bu, senle de konuştuk ya, hazır değilim demiştim bir konu için. Hazır olmakla alakalı bir şey. Yani gördüğüm zaman iyi olmasını dileyeceğim, gözünün içine bakarak mutlu ol. Çok kısa bir ömrümüz var. Bir insan hayatı 70 sene ise, 80 sene ise 70 kere yaz yaşıyoruz. O kadar kısa ki aslında. O yüzden hani mutlu ol diyeceğim çok insan var. Ve ben hayatımda, bugüne kadar benim hayatıma giren, olumlu ya da olumsuz herkesi affettim. Ama işte geçmişteki kepsler ne diyor? Ben mutsuzum, hepinizi mutsuz edeceğim. Ay, nokta. O evet. O telefonumda duruyor biliyorsun ama o niye var biliyor musun? O şey... Ya şimdi o kadar eğlenceli bir o şey ki tıpkı hani hepimizin söylediği bazı... Ya arkadaş hani şimdi mutlu bir insandan konu açılmıştı. Hı. Çok mutlu olduğunu söyleyen biriydi ama. Yani mutluyum, çoluğum var, çocuğum var, eşim var, çok güzel işim var, acayip paralar kazanıyorum. Neden başkalarını mutsuz ediyor? Hadi dedim sen, ya ben mutsuzum. Hani herkesi mutsuz edeceğim, tamam. Ama sen mutluyum diyorsun. Niye mutsuz etmek için uğraşıyorsun? Ama işte oralar aynen. kesilince... Şimdi oralar kesilince dışarı o kalıyor biliyor ben musun? Ben mutsuzum, hepinizi mutsuz edeceğim nokta. Nokta aynen. Yani ve onu o kadar eğleniyorum ki şimdi kızımın arkadaşları falan atıyorlar bazen bana ve bana atıyorlar. Tabii baktığım zaman görüyorum böyle şeylere çok ihtiyacımız var. Bunlar da tabii ki olması lazım ama bazen çok Avrupa'ya özeniyorum, bakıyorum oradaki insanlara. Ya diyorum ki içinizden gelmese bile... O kadar aktris, o kadar aktör işte bir Hollywood'da işte bir Oscar ödül törenine gittikleri zaman işte adamın orada aklı kalıyor ödül töreninde ama öyle bir bakıyor ve öyle bir alkışlıyor ki zannediyorsun ki onu destekliyor. Halbuki değil. Halbuki kendi artısı için yapıyor bunu. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız biraz rol çalın diyorum anladın mı? Biraz oynayın. Çünkü bizim dünyamızın şöyle bir şeyi var. Kıran kırana bir savaş var. Sen de çok iyi biliyorsun. Bu savaşın içerisinde hepimizin geçmişinde, geleceğinde yaşadığı hataları, işte kusurları, olanları, bunları hepsi olacak. Büyüdük çünkü. Büyüyoruz yani ve daha da büyüyeceğiz. Ama şunu biliyorum. Gerçekten kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Bu şununla da alakalı. Sadece bizim dünyamızla ilgili kendi değil. Kendi iç dünyanda mı bunun sadece şeyini arınmasını yapıyorsun? Yoksa insanlarla yüz yüze bir araya gelip bir helalleşme durumu söz konusu mu? Mesela Hakan'la bir araya gelip yüz yüze gelip bir helalleşme yolun açık olsun. Tamam hani artık özgürsün. Hani benim enerjim negatifim. Ben onu içimde hallettim ya yüz yüze gelmeme gerek yok. Bu biliyorsun kuantumda da böyle. Herhangi bir... Mutlu mu peki? Bilmiyorum.
Gerçekten. Bir evlilik falan yaptı mı sonra? Ben de takip ettim. Evet, sonradan evlenmişti. Eşinden ayrıldı ve galiba bildiğim kadarıyla da bir tane de evladı var. Allah güzel yazılar yazsın herkesin evladıyla beraber. Mutlu mu, mutsuz mu hiç bilmiyorum. Ama affettim diyorsun. Ben herkesi affettim. Ben onu da, ben çok insanı affettim. Çok insanı affettim. Orada bir şey, yanlış bir şey çıkartmak istemiyorum aklımda. Gülben de dahil mi bunların içerisine? Affettim diyebiliyor musun Gülben'i de? Şöyle, Gülben'le yaşadığımız olayda affedilecek bir durum yoktu. Bak, bazı olaylar affedilir. Evet. Bazı olaylarsa unutulur. Şöyle diyeyim, affedeceğim insanlar var, unutacağım insanlar var. Ve unutacağım olaylar var. Ben unuttum. İgnor etmek gibi, yok saymak gibi mi? Evet, unuttum. Arafta bıraktın yine yani. Yo, araf değil, unuttum kesinlikle. Yani öyle bir şey yaşadım mı ben, yoksa öyle bir şey oldu mu falan hiç düşünmüyorum. İnan aklıma gelmiyor. Buradan biraz da affettime yaklaşıyoruz yani. Yani hani affet, evet, eğer bunun bir adım adı... Yani anksiyeteyle panik atak gibi alt komşusu. Yani eğer... Hani unuttum, unuttumun bir adım sonrasında da affettime, evet, gelir yani. Yani hani bu unutmak diye düşünelim. Hani çünkü o kadar çok da isim var ki, sadece o da değil... oturup da yalnız kalıp da düşündüğüm zaman bazı konuları, şu anda da yaşadığım, geçen sene de yaşadığım haksızlıklar da var. Pek çok şey var. Hı-hı. Oralarda da artık yani ya o şey hikayesine benziyor bu. Budist hikayesine. Hani iki Budist bir kadını alıyor ve sudan geçiriyor. Sonra yürümeye devam ediyorlar. Dönüyor bir tanesi, diyor ki ya sen, diyor, neden yardım ettin o kadına? Da dönüyor, diyor ki sen hala orada mısın? Ben o karardayım şu anda. Benim unuttuğum bir şeyi de herkesin unutmasını istiyorum, rica ediyorum yani. Yani bu kadar kendini hırpaladığın, parçaladığın vesaire oldu olan bir nokta, belli bir olgunluğa geldikten sonra konuya bu şekilde yaklaşıyor olman. Şimdi ben sen olmuş olsaydım dönüp kendime çok kızardım, biliyor musun? Niye? Ya arkadaş, bunca zaman bu kadar kendini yedin bitirdin, bir sürü savaşların içerisine girdin, bu kadar vesaire falan. Bu olgunluğa gelecektiydin de o zaman geleydin de bu kadar başımız ağrımayaydı, canımız sıkılmayaydı. Ama o zaman 5 yaşında da düşüyorsun sürekli yani. O 5 yaşında da o olgunluğa şey. Gitmen lazım. Yani doğru. Keşke düşmeseydim. Hani keşke orada da onu yapmasaydım. Hani keşkelerle yaşayamayız ki bu. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir dedi ya Sezen. Çok da güzel söylemiş. Yani mesela şimdi onun hayat felsefesine de baktığında diyor ya, kırgınlıklar yok, şu yok, bu yok. Herkesi bağışlayın, herkesi. Cümlesi neydi? Hayatta hiçbir insana küsecek ya da ömrünün sonuna kadar onu görmeyecek kadar büyük bir suç kimse işleyemez. Aynen. Aynen öyle. Yani bütün hatalar, kusurlar hepimiz için. Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Ben birkaç sene sonra barışırsınız diye düşünüyorum artık. Şöyle barış... Bu olgunluk buna doğru gidiyor. Yani şöyle bir şey bu. Barışmaksa bunun adı. Bence herkes birbiriyle barışsın artık ya. Ben çok sıkıldım o kavgalı ekranlarda. Çok sıkıldım, biliyor musun? Yani öyle bir hale geliyor ki. Mesela ben görüşmüyorum diye sen görüşüyorsun ya. Hmm. Şimdi sen benim arkadaşımsın. Hmm. Ben sana diş biliyorum. Korkunç bir şey, biliyor musun? Bunları arkada bırakmak lazım. Çok doğrusu. Mesela belki 5 sene önce, 6 sene önce, az önce yayın öncesinde Gülben'i misafir ettiğim programla ilgili detayları sana anlattım. Hmm. Keyifle ve yüzünde tebessümle izledin. Evet. Ama belki 5-6 sene önce sana böyle bir şey söylemiş olsaydım ilk tanıştığımız zamanlarda, yayına girmeden apar topar çıkıp gidebilirdim. Gidebilirdim. Bile. Sana onunla ilgili konuşabilirdim veya işte doğru, o kadar şey çok arkadaşım doğru. var ki. Doğru. Mesela şimdi bu insanlar bir öyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ki onunla görüşüyor, herkes birbirini tanıyor ve biz burada maalesef ki birbirimizin yüzüne bakmamız gereken insanlar var, yüzüne bakmak istemediğin insanlar var. Ha, o zaman tercihini yapacaksın. Tercih bu. Görüşmeyi seçeceksin veya görüşmemeyi seçeceksin. Ben görüşeceğim insanları seçtim. Görüşmeyeceğim insanları da hayatlarının iyi ve yolunda gitmesini diliyorum.
Ama görüşmüyorsam ama düşman olmaya gerek yok. Düşman olmamada bir gerek yok. Yani kimseyle bununla artık yaşayıp beslenmek, buna zaman ayıracağıma, bana ihtiyacı olan, benimle zaman geçirecek olan çok insan var. Oraya zaman ayırmam gerekiyor. Televizyonda seçtiğin format ve içerik de biraz da bundan dolayı mı? Sorunların üzerine gitmek, evet. Pürüzleri yok etmek, aynen. Bilinmeyeni ortaya çıkartmak. Aynen öyle. Ya da işte sessiz kalan mağdur bir insanın sesi olmak, aynen vesaire. Öyle. Aynen öyle. Yani hani şunu yapmak, hani bu saatten sonra ne yapabilirsem hem kendim için hem işte yıllar sonra çocuklarım için, ailem için veya arkadaşlarım için. Yani ben mesela sen beni aradığında biliyorsun sana bir söz verdim ve programa gelemediğimde hep ben seni aradım. Evet. Çünkü kendimi sana borçlu hissettim. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunu yüreğinde hissetmek çok önemli bir şey. Ben şimdi bunu hissediyorum yüreğimde insanlara karşı. Verdiğim sözleri yerine getirmek için çok büyük bir gayret sarf ediyorum. Bir annem kaldı hayatta. Akciğer kanseri olan bir teyzem var. Benimle yaşıyor ve ona ben bakıyorum. Ve dördüncü evrede. Onu da kaybedeceğim. 3 sene önce anneannemi kaybettim. Teker teker insanları hayatından kaybetmeye başladığında şu konuma geliyorsun. Biraz dönüp kendinle aynada yüzleşip, biraz kendin için neler yapmadığını ya da neleri doğru yapmadığını daha net görebiliyorsun. Kendini sevmeyi daha yeni mi öğrendin? Evet. Kendimi sevmeyi, kendimle barışmayı, çevremle barışmayı, dünyayla barışmayı, dünyayı gezmek istiyorum. Dünyayı çok gezdim tabii ki ama yeniden adayla bir daha keşfetmek istiyorum. Bütün bu güzelliklerin önünü bunlarla tıkayıp kapatmamam gerekiyor. Çok değişik kitaplar okuyorum kişisel gelişimle alakalı ve kendimi bu yola soktuğumda daha çok şamanizmle ilgili çok yol kat ettim. Ve bu yolda ilerlerken hem bunu savunup hem de insanlara kin, öfke ve nefret duyamam. O yüzden bir seçim yapmam gerekiyor. Ben doğru olanı, iyiyi seçiyorum. Neden çocuk yapmadın? Yani o dönem Hakan'dan bahsediyorum. Zaten bunu da sorduktan sonra çıkacağım bu konudan. Çünkü o dönem seni çok yıprattıkları bir dönemdi, hatırlıyorum. Evet. Paranın peşinden gitti. Evet. Manşetleri hatırlıyorsun. Hı-hı. Ve sana yüreğimi de bilirsin, yanlış anlamayacağını biliyorum. Tabii. İşte zengin adamın peşinden gittik, avladı, kaptı bilmem ne falan, bir sürü fiil kullandılar. Evet. Ama sen Hakan Uzan'dan çocuk yapmadın. Hani bir 6 ay bile bir evlilik sürmüş olsaydı, hani bu kafada bir kadının direkt o çocuğu yapıyor olması lazımdı ki hayatının bundan sonrasını garantiye alsın. Evet. Bu bir seni eleştirenlere kapak mıydı? Bir ters köşe bir durum muydu? Özellikle mi yapmadın çocuk? Kırıldığında mı yapmadın? Yoksa neydi gerekçesi? Nasip değilmiş. İnan bana. Çünkü ben o mu istemedi ya da? Yok, o çok, biz ikimiz de istedik. Çünkü ben onu tanıdığımda 25 yaşındaydım. O 27 yaşındaydı. Biz birbirimizi çok genç tanıdık. Aslında baktığın zaman aşk çok büyüktü aramızdaki. İnsanlar bunu hiçbir zaman bilmiyor. Dolayısıyla da ne kadar sürmüş değil mi? 6 sene. 6 sene. 6 sene çok büyük zaman çünkü. Aynen öyle. Benim Akdeniz anemisi, talasemi hastalığım vardı. Ve o dönemlerde çok yoğun yaşıyordum hastalığımı. Doktora gittiğimiz, ben 2 kere de hamile kaldım. Ama bebekler öldü. Dolayısıyla da zamanı değilmiş. Hani diyorum ya, ben yukarıdaki istemeyince kuş uçmuyor. Öyle bir şey bu. Ben mesela 40 yaşını bitirdiğimde, adaya hamile kaldığımda, hiç tedavisiz hamile kaldım. 40 yaşını doldurmuştum. Rahimde bir tümör vardı, 5,5 aylık bebek kadar. Aynı zamanda hamileydim. Ve doktora gittiğimde imkansız görünen imkanlı oldu ve çocuk dünyaya geldi. Aynen öyle. En olabileceği zaman, hani doğurganlığının, kadınlığının, evet, hormonlarının zirvesindeyken imkanı, aynen, yoktu. Aynen öyle. Ve inan bana, hakikaten sebepsiz kuş uçmuyor. Dünya üzerinde her yaşadığımız olayın, her
yaşadığımız tecrübenin bize mutlaka bir geri dönüşü var. Bu da böyle bir şey, çocuk da böyle bir şey. Değiştiğini nasıl anlıyorum biliyor musun? Bu soruyu ben sana yıllar önce bir kere daha sormuştum. Öyle mi? O zaman verdiğin cevabı dün gibi hatırlıyorum. Star gazetesinde. Neden? Hani sana bunları söylerlerken bir dünyada görüp görebileceği bir kadının en zengin Hakan'la beraber olup çocuk sahibi yapmadın, olmadın. Ama hani o dönemde Hakan Eratik'in çok fazla projesi vesairesi yoktu. Evet. Gittin ondan cart diye çocuğu yaptın dedim. Evet. Çünkü Hakan Uzan'ın cüzdanı kalın ama kalbi zayıf. Hakan Eratik'in sanırım belki cüzdanı inceydi ama kalbi çok kalın, çok büyük yürekli bir adam demiş. Çok iyi bir baba, evet, çok oldu. İyi bir baba demiş. Gerçekten ve buradan bütün kadınlar onu söylüyor. İşte Uzan'la ilgili verdiğin cevap şimdi, şimdi bak işin aslını anlatıyorsun. O zaman öfkeli Yeşim'in cevabıymış bu aynen demek. Aynen öyle, aynen. Kızgın ve öfkeli olan ama şimdi değil. Nasip diyemiş. Nasip olsaymış egolarını mı yenildin o dönemde? Hani bana yapılamaz, ben aldatılamam, ben dediğin bir dönem miydi o dönemde? Yo, kadındım. Ağrıma gitmişti. Kadın olmak çok zor biliyor musun Türkiye'de? Çok zor kadın olmak. Yani şöyle düşünüyorsun, kadın egosuyla, kadın duygularıyla erkeğinki çok farklı. Şey düşünüyorsun, yani nasıl olur? Mesela bak Türkiye'de aldatılan kadınlara bak çok uzun süre unutamazlar. Mümkün değil unutamazlar. Çünkü kadın genelde kadın için giyinir. Kadın için süslenir. Yanındaki erkeği kaybetmemek için bir takım çabalar içine girer. O dönem çok ağrıma gitmişti. Çok üzülmüştüm. Çünkü ben yuvası dağılmış bir anne babanın çocuğu olduğum için annemin yaşadığını ben hiç yaşamayacağım zannettim. Yaşamak istemedim daha doğrusu ama yaşadım. Bir şeyden ne kadar çok kaçarsan, bir şey ne kadar çok benim başıma gelmeyecek dersen bu Murphy yasası gibi ya da işte bir düşünce gücü kendine çekiyorsun. Ben de yaşadım bunu ve ama adına gençlik de, ama adına gençliğin verdiği bir cehalet olabilir. Ama o dönemki egom olabilir. Çok gençtim. Seninle tanıştığımız zaman o sahibi olduğunuz, böyle tepesine helikopterlerle şehir efsaneleri, ben tabii Uzan döneminde çalışmadım ama o binaya böyle helikopterlerle inildiğini, kalkıldığını falan filan hep duyar bilirdim. Evet. Seninle sonra Sancaklar'la birlikteyken çalışmıştık değil mi? Doğru, 360'ta. Evet. Aynı bina ama bu kez Yeşim Salkım orada bir programcıydı. Evet. Ve sana ilk sorduğum soru şuydu. Sahibi olduğum, böyle temelinden sahibi olduğum binanın, Yeşim aradan yıllar geçti. Bugün çalışan personelinden, sunucularından bir tanesisin. Anne olmak bu kadar büyük fedakarlık. Bu nasıl bir yürek demiştim, hatırlıyorsun değil mi sana? Evet. Hakikaten hala idrak edemiyorum onu. Ben yapabilir miydim? Hani başka yerde evet. Ama o binada, o yaşanmışlıkların olduğu yerde, tepesine helikopterle indiğim. Ben hiç oraya helikopterle inmedim. Hiç. Ama yürüdüğü yolları yakar derlerdi Yeşim Salkım için. Şöyle, yani o dönemi çok konuşmak istemiyorum ama şu kadar söyleyeyim, ben oraya hiç helikopterle inmedim. Hiç. Ben oraya arabamla geldim. 6 yıllık evliliğimde de belki 5 kere geldim. Ve bu dünyada hiçbir şeyin sahibi biz değiliz. Bu dünyada her şey emanet. Bedenimiz bile bize emanet. Dolayısıyla bulunduğum hiçbir şeyin bana ait olmadığını keşfedeli aslında çok uzun zaman oldu. Yani ben öyle bir babayla yetiştim ki benim babam sahip olduğumuz şeylerin bize ait olmadığını öğretirdi. İnan bana bununla büyüdüm. Hiçbir zaman materyalist bir kadın olmadım. Eğer materyalist bir kadın olsaydım çok farklı bir hayat seçerdim. Hakan'dan sonra da farklı bir hayat seçerdim. Ama ben hep yüreğimin götürdüğü yere gittim. Yüreğim bana şu anda ne doğru ise onu yaptırdı. Tıpkı şu anda da olduğu gibi. 6 yıldır yalnızım. Adanın babasından ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde hayatıma kimseyi almadım.
Evimde... Bıktın mı artık aşktan? Aşk yaşında. Aşk güzel bir şey. Yani şöyle, ama aşık olacak adam galiba artık. Adamlar biraz korkuyorlar, erkekler aşktan. Ve tabii bizim gibi kadınlardan da çekiniyor olabilirler. Çünkü eminim senin gibi adamlardan da çekiniliyordur. Yani aşık. Çünkü bizler şeyiz ya biraz. Hani böyle elimde tutabilir miyim? Acaba... kontrol edebilir taşınması miyim? Zor gibi, evet, taşıyabilir miyim yanında diye. Ama ben o dönemin artık geçmeye başladığını görüyorum. Çünkü farkındaysan mesela Sertab dahi bugün gitti ve kendi yanında gitar çalan gitarist arkadaşımızla evlendi ve kendinden 20 yaş küçük. Aynı şekilde Zeynep Salih de öyle. Yani dünya aslında bir değişime giriyor. Duygular da değişime giriyor. Bizim de kendimizi değiştirip yenilememiz, İnsan evrilen bir varlık olduğu için o evrilme ayak uydurmamız gerekiyor. Kadın erkeğin bir adım gerisinde ya da iki adım gerisinde, madden de manen de gerisinde olmalı. Erkek direksiyonda olmalı denilen çağdan geçti mi kadınlar, yani onu mu demek istiyoruz? Tabii ki, yani şimdi kadın hiçbir zaman, bence kadın ve erkek, ben zaten çok feminist her zaman bu düşünce olarak onu asla değiştiren bir kadın olmayacağım. Feminist düşüncelerimle de şöyle hareket ediyorum. Hani feminizm Türkiye'de de çok yanlış kullanılıyor bence. Ben kadın ve erkeğin, yani daha doğrusu insanın yan yana yürüyebileceğini, canı istediğinde ve birbiriyle anlaşamadığında da isteyenin istediği yoluna gidebileceği bir hayat olduğuna inanıyorum. Yani şunu soruyorum. Eğer ki eşim gerçekten yüreği çarptı, aşık oldu, sevdi... Ama adamla maddi olarak ayrı dünyaların insanları. Yeşim böyle bir adamı amorti edip de kendisine koca olarak yanında taşır mı? Yok artık bu saatten sonra ben bir eş düşünmem zaten. Zaten çocuk, kızım çok küçük. Adayı düşündüğüm için de adayı büyütene kadar yanımdaki seçeceğim erkeğe çok dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun bir babası var ve bizim babasıyla ilişkilerimiz çok iyi. Hakan haftada 3 gün bizde kalıyor. Biz çok iyi arkadaşız ve çok iyi dostuz. Gerçekten çok iyi anne baba olmaya çalışıyoruz aday için. Adaya zarar verecek hiçbir şey yapmam. Ama tabii bir flörtüm olur. O niye bitti? Aslında yakışıyordunuz da. Duygularımız... Madem haftanın 3 gününde görüşüyorsunuz, berabersiniz, sizde kalıyor. Yani aslında bitmemiş bir bitmiş bir durum yok, var. Yok şöyle ya, şimdi arkadaş ve dost olmakla duyguları karıştırmamak lazım. Herhangi bir cinsel çekicilik, herhangi bir yolculuğu arkadaş ve dostlukla karıştırmamak gerekiyor. Karı koca olmak, sevgili olmak... O duyguları köpürtmek başka bir şey. Hani aşk, sevgi, sevgi, saygı falan, hani yıllar... Sevgimiz, saygımız, her şeyimiz tamam. Ama bir de bir çekim yasası diye bir şey var. Biz şimdi artık ne kadardır Hakan'la birlikteyiz? Söyleyeyim, biz 2007 yılından beri beraberiz. Epey bir zaman olmuş. Dostluğumuz, arkadaşlığımız zaten öyle bir kıvama gelmiş durumda ki... bir de galiba yalnızlık güzelmiş ya. Ben şimdi bu yalnızlığın keyfini de çıkartıyorum. Dur beni birazcık bozma. Çünkü niye biliyor musun? Hayatım boyunca yalnız çok kalamamışım ben. Yani şunu söylüyorum, ben yatakta çapraz yatmak ne demek bilmiyordum. Son 6 senedir biliyorum işte. Yani döne döne yatmak diye bir şey var böyle, çapraz. Tabii. Yıldızlar çize çize. Evet. 40 senedir öyle yattığım evet, için. Aynen. Yani dönelene dönelene yatılan bir yatak var ve işte... Bu çok keyifli bir şeymiş. Ben biraz acele kararlar alabilen bir kızdım. Ama artık daha düşünerek hareket eden bir kadınım. Olgun bir kadınım. O yüzden de bu dostluk güzel. Çocuğumuzu güzel büyütüyoruz. Şu anda en önemli şey ada. Adayı güzel büyütmek. Ben tabii ki dışarıda bir flört edebilirim. Çok hoşlanacağım biri de çıkmadı karşıma. Yani bugün çok etkileneceğim veya çok hoşlanacağım bir adam karşıma çıkarsa niye flört çıktı etmeyeyim? Çıktı da ben mi hayır dedim? Ya ben mi hayır dedim yani? Ama hani o da yok şu anda. O yüzden hani olursa da tabii ki asla ben her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu ve aşkın her yaşta çok güzel olabileceğine inanan da bir kadınım.
her türlü aşka inanan bir kadın. Hayır yani sen yatakta yalnız yatıp yıldızlar çizdiğin zaman şamanizme kayıp böyle duygularını nötrleştiriyorsun. Biz o aradığımız Efe, Efe, kodumu oturtan masaya yumruğuna falan yok, istemiyorum. Yeşim. Evet. Böyle muhlis bir hale geliyor. Yeşim evet. Kendine gelmiyor. Yeşim, evet. Yok yani gene efeleneceğim konularda kendi doğrularımda efelenirim. Ülkem söz konusu olduğu zaman politika ile ilgili görüşlerim veya işte aşı ile ilgili görüşlerim biliyorsun sen beni. Benim düşüncelerim hiçbir zaman değişmez ama geçmişle ilgili sorgulamalar yapıldığında ya da ben kendimi sorguladığımda artık geldiğim kıvamı biliyorum. Yani bu şeyin içine girmek istemiyorum. O kadar muhatap olmamam gereken insanlarla muhatap oldum ki bu konular yüzünden artık istemiyorum olmak. Yani hiç kimseyle bu konuda hakikaten hayatımdan ignore ediyorum. Muhatapta olmak istemiyorum. Onlara cevap vererek nefes çok kıymetli bir şeydir. Nefes terapilerine başladım ben son 2 senedir. Nefesimi tüketemeyeceğim. Çok önemli bir şey nefes çünkü. Doğru söylüyorsun. Mutlu bir çocuk muydun? Çok. 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 Ben çok güzel. Yani tam tabiriyle prensesler gibi çok sevilen işte böyle annemle babam 3 sene sonra dünyaya gelmiş bir kızıyım ve babam tabii o zamanlar çok popüler. Ben 4 yaşında Fransız anaokuluna gönderilip böyle nani denirmiş o zaman. Dadılarla büyümüş. Anneannenin kucağından inip dedenin kucağına, dedenin kucağından inip teyzenin kucağına giden saçları böyle de işte. Bir de şeyi hatırlarım, rahmetli dedem benim askerdi, hava pilotuydu. Orada işte Ayde'de, Gönlünler'de, Pilavzer'de yeşil bir yastığım vardı. O zamanki tabii evlerde böyle dedemin evidir, rahmetin sobalı. O yeşil yastığı alıp gidip böyle kıvrılıp orada bu şarkıları söylediğimi hatırlarım. Çok mutlu bir çocuktum ben. Çok sevildim. O yüzden de sevgiye çok kıymet veriyorum. Tek hayal kırıklığım o oluyor benim. Sevgimin karşılığında o sevgiyi ve o dostluğu görememek oluyor. O beni biraz üzüp yıpratıyor işte. Herkese hani verdiğim sevgi kadar karşılığını aynı şekilde alacağım diye yaklaşıyorsun. Yaklaşıyorum, yaklaştım ya da şimdi onu da çözdüm. Bunun da karşılığı yokmuş. Çünkü hani ben seni çok seviyorum diye sen beni çok sevmek zorunda da değilsin. Bu da biraz sana yapılmış bir haksızlık oluyor. Hani diyorlar ya çocuğunuza dahi sevgiyi verirken ya da arkadaşlarınıza. Bunun da bir ayarı, bir dengesi olması lazım. O zaman çünkü seni çok zorlayabiliyorum ben. Her şeyin fazlası zarar bu hayatta. Aşırılıkları törpülüyoruz yani. Aynen öyle. Peki sonrasında bu kadar mutlu bir çocuksun vesaire, her şey günlük güneşlik vesaire derken anneyle baba arasındaki ailede bu problem ortaya çıkıyor. Evet. Anne baba o sırada evli. Evet. Ve bir anda sen bir kardeşin olduğunu evet. Gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Çok güzeldi. Lüleli'ne saçları vardı. Nasıl karşına çıktı Dörcüne. Bir anda? Yani işte zaten artık olacağı da varmış. Hani babanın ailede. Yani ikinci eşi bir anda ortaya mı çıktı? Ben evet. Buradayım ve evet, bu evet. Da benim evet, çocuğum. Evet o da benim çocuğum diye. Ailede şok etkisi. Evet yani aslında şöyle birileri biliyormuş fakat hani ailede ve etrafta eş dost hani en son annemin tabii üzülecek kırılacak diye. 3-4 yaşındaydı kucağıma geldiğinde. Evet, evet. Sen kaç yaşındaydın? Hemen söyleyeyim. Ben 10 yaşındaydım. Sen 10-11. Evet, evet, evet. Ama işte o yüzden çok tatlı hatırlıyorum ya. Düşünsene duygularımın en saf olduğu hal. Tabii. 10-11 belki yaşındasın. Belki 13-14 yaşındayken bu kadar şimdi, şey yapamayabilirdin şimdi yani. Şimdi ergen olsan 17-18 yaşında olsan şu anda görmüyor musun? Herkes birbirini katlediyor. Neler neler yaşanıyor. Biz o zamanlar daha saf, daha temiz çocuklardık. Dolayısıyla da çocuk yaşım olduğu için halen ben onun uçları saçlarını sarı sarı lüleli halini hatırlıyorum kardeşim. Anne için büyük travma tabii. Çok büyük travma oldu ama o da zamanla babamı bağışladı, affetti. Uzatmadan direkt bitti oldu. Değil mi? Aynen, aynen bitti. Sonra siz anneyle mi yolculuğa devam evet, ettiniz? Biz annemle ve erkek kardeşimle, babam diğer hanımla, Hülya Hanım'la evlendi. Onlar bir yolculuklarına başladılar. Görüştük her zaman. Hiçbir zaman bir şey kardeşimi gördük yani. Zaman zaman görüşmediğimiz dönemler oldu. O benim böyle bir ergenlik sürecim vardı. Bir 19-20 yaşlar böyle tam artık ergenlikten böyle kadınlığa geçeceğim sürede. Orada biraz böyle bir kızgınlığım ve onunla kaybettiğim bir süre babamla rahmetliyle böyle bir süre vardı. Ha, o zaman şey orada böyle birazcık, bir pik yapıp duygular. Evet orada böyle biraz bir duygular pik yaptı ama sonra her zaman çok büyük saygı, çok büyük sevgi duydum.
Hepimiz duyduk. Baba eksikliğini yaşadın mı peki hayatının belli dönemlerinde? Hayır, hayır. Hiç hissettirmedin. Hayır. Annen sonrasında peki bir başka bir yolculuğa çıktı mı? Hayır. Annem babamı tanıdı ve babamla da gözünü kapatacağını söylüyor. Affetti mi peki babanı? Affetmiş miydi yani rahmete kavuştuğunda? Tabii. Çok önce yani hatta cenazesinde çok ağladı. Yani annemi ilk kez öyle gördüm. Ve o sevgisinin büyüklüğünü bir kere daha anladım. Annemin babama olan çok acayip bir sevgi. Bu eskilere baktığın zaman gerçekten insan o sevgiyi arıyor, onu özlüyor. Ve ne kadar yüce bir sevgi diyorsun, ne kadar güzel bir sevgi. Yani o tabutunda böyle ellerini koyduğunda, yani küçücük kalmıştı annem ve zangır zangır titriyordu vücudu. Çok istedi girmek yıkanmaya da, yıkandıktan sonra görmeye. Ben girdim zaten babam yıkandıktan sonra, ama kız kardeşimle birlikte girdik. Şunu anladım ki işte orada çok başka bir şey değişti benim hayatımda gerçekten. Yani evet, yani çok başka bir şey değişti ve İnan çok samimi söylüyorum, hakikaten değmiyor. Hiçbir şey değmiyor. Yani tek istediğim şey artık böyle sıcak bir dost eli, birbirimize sarılabilmek. 2 senedir birbirimize dokunamıyoruz. Biz çok böyle şey bir milletiz, sıcak bir milletiz. Çok baksana canım, ne hale geldik. Yani sen gecenin 2'sinde 3'ünde arayıp da yeşim yetiş dediğinde koşabilen bir toplum. Şimdi herkes ödü patlıyor. Sokağa çıkamıyoruz. Sağda kim oturuyor, solda kim oturuyor diyoruz. Göç alıyoruz, bilmem ne. Bir ton bir tehlike. Çocuklarımız, genç kızlarımız sokaklarda öldürülüyor. Kadınlar öyle. Çok üzülüyorum biliyor musun? Yani evlatlarımıza bırakacağımız hayata çok üzülüyorum. Birbirimizi kaybetmememiz gerekiyor Gökay'cığım. Çünkü ben evrenin sıfırlanıp yeniden doğacağına inanıyorum. Benim gibi çok insan buna inanıyor. Ve bütün bu yaşadıklarımızın da bir sebebi olduğuna inanıyorum. Birbirimize ne kadar sıkı bağlanıp kenetlenirsek sağ salim çıkarız bu savaştan. O yüzden bence şimdi artık kavga zamanı değil. Bence bir sakinleşelim. Bence biraz daha birbirimize kenetlenelim. Çok daha büyük meselelerimiz varken değil mi? Yani. Evet. Okyanusta yüzmeyi öğrenme zamanımız gelmişken aynen artık biz öyle. Hala kıyıda kumlarla cebelleşiyoruz ve aynen. Bu çok acı, çok acı aynen. Tecrübe. Yani şu birbirimizin şu elinden tutmayı ve hani kalk artık demeyi bilmemiz gerekiyor hepimizin birbirine. Ve ben o kıvamdayım, bilemiyorum. Ve bu misyonu ve bu hissettiklerimi de hem çevremdeki insanlara geçirmeye çalışıyorum, hem dostlarım, arkadaşlarıma geçirmeye çalışıyorum. İnşallah da uzun sürede böyle devam ederim. Şu anda bulduğum kadından çok mutluyum ve mesudum. Peki babandan sonra özellikle ölüm korkusu ya da sevdiklerini kaybetme korkusu? Evet, o biraz çünkü ben çok ani bir telefonla babamın kaybettiğimi öğrendim. Ve bir anda nasıl hazırlıksız yakalandım. Çok hazırlıksız yakalandım. Yani kapıdan çıktım, elimde telefon, kimse yok yanımda. Ada var ve yardımcım var, Bodrum'dayım. Hazırlık yapıyoruz, buraya geleceğiz. Babam hastanede ve göstermiyorlar. Bu durumdayken erkek kardeşim aradı ve abla neredesin dedi. Ben orada çöktüm, bittim zaten. Bahçeye çıktım, sen bizim oraya geldin, Ayşe, kimse yok. Direkt Tuğde'ye dedim, babam ölmüş. Yani gerçekten çok ağır bir şey o an ve şimdi telefon çaldığı zaman, şimdi mesela 3 aydır bir doktorla da bir anksiyete diye ama panik atak, ani haberlere karşı tedavi ve bir çalışma da yapıyoruz ve nefes egzersizlerini çok sık yapıyorum. Ama en korktuğum şey, mesela 3 aydır ağlamadığım bir gün olmadı. Her gün ağlıyorum. Uyku düzenim tamamen alt üst olmuş durumda.
Ama ölüm diye bir gerçek var ve tabii bu dünyaya ölmeye geldik cümlesini kuran kadınla 3 aydır bunu kabule geçemeyip her gün gözyaşı döken kadın o zaman daha şu an böyle tedavi... Şöyleyim, yok. Dünyaya ölmeye geldik, bunun kabulündeyim ama ani bir haberle vücudumdaki kimya değiştiği için. Bu aslında kimya ile ilgili. Yani düşüncelerimi kontrol altına almaya çalışıyorum. Kabullenemedin mi acaba daha babanın gittiğini? Görmedim ya. Ben görürüm diye düşünüyordum. Fakat benim babamın gözleri açık gitmiş. Deme işim ya. Evet, şimdi o mesela yıkandıktan sonra dahi girdiğimde babamın gözleri tam kapanmamıştı. Görmediğim için bunu yaşıyorum. O yüzden mesela mezarına bir kere gittim ve onunla vedalaştım, konuştum, tek başıma orada ağladım. Ölümü kabul ediyorum. Sadece telefon çaldığında fiziki olarak bir anda bir, çünkü annem hasta, teyzem hasta, her an bir haber gelecekmiş. Tabii ki ölümü kabul ediyorum. Bu ölümü kabul etmemek değil. Ben bunu nasıl karşılayacağım? Bedenen güçlü müyüm? Yanımda işte adamı olacak, birisi mi olacak? Çünkü bir tek başına bir kadın olduğunda bir o ortamda biraz böyle çok çaresiz olabiliyorsun. Ne yapacağını şaşırabiliyorsun. Çok başka bir duygu ya. Annesini babasını kaybedenler beni eminim çok iyi anlayacaklardır. Kesinlikle. Ve bir kolun kanadın kırık oluyor anne ve babayı kaybetmekte. O yüzden de şey gibi bu. Hani yaşarken işte birbirimize sahip çıkmak, en azından ailemize sahip çıkmak tamam, ama sevdiğimiz insanlara da, dostlarımıza, eşimize halden anlamak ya. Hani der ya eskilerimiz, rahmetli anneannem de söylerdi. Ya onu bunu bırak da senin benle geçinme gönlün var mı? Ha, güzel. Evet. Güzel. Peki müziği olan yeteneğin baban tarafından mı fark edildi yoksa... Rahmetli bana asla bu işi yapmamı istemedi. Tabii hiç istemedi. Hatta bana yani ne işim var? Benim hep edebiyat öğretmeni olmamı isterdi babam. Benim de edebiyatım çok kuvvetliydi. Ben edebiyatı çok seviyordum tabii. Ama o dönemlerde de inan hiç içimde yoktu. 16 yaşında konservatuvar sınavlarına girdim ben. Konservatuvar sınavlarında hatta babam niye giriyorum dedi. Böyle cebelleşmiştik evde. Annemle birlikte gidip öğrendik sonra sınav sonuçlarını. Ben tabii 600 kişi içerisinde üçüncülükte kazanmıştım. Gizli mi kaçtın sınava? Yok, babam biliyordu, hazırladı da beni. Çok emeği vardır üzerinde. Öfliye pöfliye yine şey yaptı. Öfliye pöfliye tabii. Ve olay da şu, şimdi biz annemle gittik ve öğrendik benim kazandığımı. Geldik eve, şimdi ben babamı bekliyorum böyle yarım saat içinde. Hani gelsin, bizim bir ritüelimiz de vardı. Hani babalar gelir, kapıda terlikler falan, terliği konulur. Babamı bekliyorum kapıda, gelsin ki hani ben kapıda söyleyeceğim açıp, gördün mü işte sen bana böyle dedin, bak ben kazandım falan. Kapıyı açtım böyle Gökhan, tam babam çıkıyor merdivenleri, kapıyı açtım böyle bir göz göze geldik, rahmetli bana dedi ki kazanmışsın. Gitmiş öğrenmiş tabii. Hani mutlu mu mutsuz mu orasını bilemiyorum için, orası bir muamma ama. Kazanmışsın dedi. Evet dedim. Hadi tebrik ederim. Aferin kızım dedi. Ama burada bu işte sen çok üzüleceksin dedi. Bu meslekte dedi. Dediği de çıktı. Ben duygusal benim yükselenim yengeç. Böyle çok belli etmem ama böyle içimde... Müzikte üzüldün mü yeşim? Müzikte... Müzik seni üzmedi ki. Yok ama şöyle şimdi duygusal yapıya sahip olunca müzikte mesela ben... Hani böyle kapı tıkırtısını oynayanlar var da ben de ufacık bir şeyde ağlayanlardanım aslında. Çok göstermiyordum o tarafımı. Müzik de şöyle, şimdi Türkiye'de sen de mesleğinden biliyorsundur. Bir çifte standart her zaman oluyor. Şimdi benim de tabii kendimce zorlandığım yerler mutlaka oldu. Fakat işte bu yaşadığım süreçte o dönemlerde de tabii ki yoruldum çünkü... Mesela ben bir mimar olsaydım emin ol daha az yorulurdum. Bizim işimizi sen de biliyorsun, çok hareketli bir iş. Sen de bu işin içerisindesin ve hani oradan oraya işte bir ödül töreni olsa gidiyorsun, konserin var, öbür tarafta röportajın var. Gece sahneye çık, sabah yayına git, sabah oradan eğitime git. Oradan bilmem neye git, ona git, buna git. Şimdi çok yorucu işler bunlar ve fiziki olarak da yoruluyorsun, beynen de yoruluyorsun. Herkesten de çabuk yaşlanıyorsun bence.
Yani sen çok güzel görünüyorsun Allah da. Sen, Allah korusun. Ya sen çok güzel görünüyorsun ama yani bu böyle. Bir de kadın sen ve çocukların da varsa. Daha da tabii hani babamın dediği gibi birazcık yıprandım mı? Tabii ki herkes gibi yıprandım ama. Ama ben işimi tabii çok seviyorum. Bir kere ben şarkı söylemediğim zaman yaşadığımı hissetmiyorum ki zaten fiziki olarak da ispat edilmiş bir şeydir şarkı söylemek. Yani sen şarkı söylediğin zaman bütün vücudun çalıştığı için şarkı söylemek iyidir, iyileştirir. İlk aşkın Gizem'in babası mıydı? Evet. Aşık oldun tabii. Ve evlendin. Evet. Nasıl tanıştınız? Ankara'da. Buraya dönmeme 2 gün kala tanıştık. Teyzemle anneannemi ziyarete gitmiştim. Orada tanıştık. Tesadüf. Tesadüf. Sonrasında Yıldırım Aşkı. Yıldırım Aşkı 2 sene 3 sene boyunca ben 17 yaşındaydım. 2 sene 3 sene boyunca böyle telefonlara baktım. Eski kırmızı telefonlar vardı birisi değil mi? Böyle dönen tabii. Böyle oturup telefona bakıyordum. Böyle bekliyordum. Ne zaman çalacak o telefon diye. Çok tabii çok. Gizem de adada çok büyük aşk çocukları. Onun için çok mutluyum. Gerçekten. Aşk ürünü onlar. Peki Gizem'in sonraki birlikteliğinde psikolojisi etkilendi mi? Adapte olabildi mi o hayata? Annesinin ikinci bir evliliği vesaire. O ikinci evlilikti değil mi o? İkinci Hakan, evet. İkinci Hakan. Evet. Sarı Selim gibi oldu. Evet, İkinci Hakan. Bir anda. Şöyle, yani bunu Gizem'e sormak lazım. Mutlaka etkilenmiştir. Çünkü hiçbir çocuk annesini ve babasını paylaşamaz. Geçmişte yaşattıklarımdan dolayı, Gizem'e geçmişte yaşattıklarımdan dolayı kendimi affedemiyorum dediğin zamanları hatırlıyorum. Evet. Çünkü... çünkü... Bir insanı tanımak çok sıkıntılı olabiliyor biliyorsun aynen, değil mi? Aynen. Ya şöyle, beni tabanı unutmam. Tabii şöyle, Gizem'le alakalı... ben işimle alakalı çok koştururken ilk 6 yıl annem ilgilendi Gizem'le. Ben Gizem'le birlikte yaşadık biz kardeşim falan ama... Şimdiki gibi maddi imkanların olsa dahi yetişemiyorsun. Ben haftada 6 gece sahneye çıkıyordum. Dolayısıyla da Gizem'i annem yıkayıp uyutuyordu. Benim aslında manevi ona olan borcum odur. Yoksa benim evliliğimde Hakan ona şahane bir abilik yaptı ve çok şey öğretti. Hiçbir zaman o konuda Gizem de benim karşıma geçip de sen bunu neden böyle yaptın demedi. Ben anne olarak eksik kaldım. Eksik kaldım. Çünkü 20 yaşında anne olmuşum. 26 yaşına kadar, 25-26 yaşına kadar eşek ün, gibi. Ün, şan, şöhretle annelik arasında. Tabii ki yani hem çocuksun hem koşturuyorsun. Bir tane ikinci albümün çıkmış, milyonlar satıyor. 30 gün konsere gittiğimi bilirim. Boş günüm yoktu. Şimdi böyle bir çalışmanın içerisinde bugün Hande'ye de sorsam. Bir de bir Hande'ye müzik yapım şirketin de vardı. Tabii Yeşil ki kendi müzik, kurduğum. Doğru mu? Tabii ya ki aynı zamanda bir patronsun yılında. Orada da. Kendi şirketim var düşünebiliyor musun? 94 yılında şirket kurmuşum. 95 yılında Eşkıya'yı çekmişim. Ya. Daha ben Hakan'la tanışmamıştım bile. Düşünebiliyor musun? Şimdi daha ben Eşkıya'yı çektim ben Hakan'la tanıştım sonra. Ben öyle bir süreçten geçiyorum ki ikinci albümüm Deli Mavi çıkmış ortalığı yıkıyor. Gittiğim konserler, bana sponsorlar, Carmina'nın yüzü olmuşum, öbür tarafta işte Johnny Walker Londra'dan araba yollamış, turneler. Hani hem para kazanıyorsun, hem koşturuyorsun, hem gençsin, hem etrafında gezen işte playboylar, adamlar, sen güzel bir kadınsın. Yani şimdi o dönemle bu dönemi mukayese ettiğinde ben gene çok istikrarlı ve çok sağlam gitmiş bir kadınım. Başkası olsa? Başkası olsa nasıl davranırdı bilmiyorum. Onların adına konuşamam ama ben kendi adıma çok sağlam gittiğimi biliyorum. Çok dikkatli. Ve çok böyle musallat çok... olanlar oluyor muydu Playboy'lar dedin ya? Ya olmaz mı canım? Halen var onlar biliyorsun ama benim bir duruşum vardı sahnede ve herkes bilirdi. Benim mesela orkestramda çok uzun zamandır benimle birlikte çalışan ekipti. Zaten o cool ve biraz mesafeli duruşun evet. Daha cazip hale getirmiyor muydu seni aslına bakacak yani olursan? Yani galiba biraz öyle yapıyor erkeklere herhalde. Öyle oldukça da ben hep iterim. Hiç sevmem. Peşinde koşmam lazım. Vallahi. Tabii. Hayla sen koşacaksın, evet. Koşturmayı değil. Yok, benim peşimde koştukları zaman ben o insan... Tabii hiçbir anlam taşımıyor benim için. Peki senin bir erkeğin peşinden koşman için o erkeğin nasıl bir özellik taşıması lazım mesela? Güçlü bir adam mı olması lazım? Karakterli ve onurlu olması lazım. Ben de erkekte... İlgini nasıl belli edersin yani mesela böyle çık mesaj falan? Hiç.
Ben mesela direkt o kadın, kapısına dayanırım. Ben o kadınlardan hiç değilim. Mesaj beklemem. Hayır, sen atar mısın diyorum. Yok, peşinden koşarım atmam. Diyorsun. Yok yok, yani peşinden koşarım dedim. O bunu hiç anlamaz. O nasıl oluyor böyle? Yok, o anlamaz ama ya peşinden de çok koşmadım kimsenin ya. Hep peşimden koştular aslında. Çok da koşmadım. Belki biraz Hakan'ın adanın babasının peşinden koşmuş olabilirim. Erotik. Evet evet evet. Ha. Çünkü o zaman Hakan da cool bir adamdır, o Başak Burcu böyle çok cool duran bir adamdır. Biz de işte dizi setinde tanıştığımız için biraz onun peşinden koşmuş olabilirim. Çünkü o da böyle ilk görüşte aşktı. Orada birazcık fedakarlık yapmış olabilirim. Ama şimdi dönüp baktığımda fedakarlık hiç kimseye önermiyorum. Çünkü bir taraf feda ederken bir taraf kâra geçiyor. Dolayısıyla ilişkilerde sakın fedakarlık yapmayın. Güzel. Pekala. Kızların olan yolun nasıl? Çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Onlara da sorsan belki aynı şeyi söyleyeyim. Tabii ki her anne gibi disiplinim de var. Ama benim böyle bir yumuşak bir karnım var. O dışarıda hani görünen böyle sert bir kabuğu olan bir yeşim var ya. Evde hiç yok o. Evde böyle bayağı yani iç güveyinden hallice kafaya saçları buraya toplayıp mutfağa girip sen ne yemek istersin, sen ne yemek istersin diye. Gizem. Çektiğiniz videolara da bayılıyorum arada böyle. Bir loservımsı böyle evet, hafif evet, bir şeyler hafif, yapıyorsun. Yani eğleniyor çok ha. Ve o gerçekten o da çok saf ve temiz bir karakteri var. Ve Yeşim Salkım'ın kızı olmanın bedelini çok ağır ödedi. Bizim çocuklarımız hayatı hep bir sıfır yenik başlıyorlar. Bir kere bu bütün selebriti ve bütün tanınmış maalesef insanlar için geçerli. Ama ilişkimiz güzel. Keyifli. Var mı müziğe yeteneği? Gizem çok iyi İngilizce şarkı söylüyor. Zaten sahne sanatları okudu Gizem, hı-hı, Amerika'da. İsviçre Tassis'te koleji bitirdi. Çok iyi 3 tane ana dili gibi dil konuşuyor. Ayrıca aşçılık okuduğu MSA mezunu çok iyi İngilizce şarkı söyler. Ama Türkçeyi zaten anlayamadığı için bu dillerden Türkçe şarkıyı pek söyleyemiyor. Ama sahne sanatlarında oyunculuk okuduğu için çok iyi bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Ama yapmıyor. Neden? Burada standartlar hep böyle kızlar zayıf olsun, güzel olsun, ıcıcık olsun, bıcıcık olsun. Sen de biliyorsun ekranda. Gizem pek öyle büyümedi, öyle yetişmedi. Yani bu çocuk 10 sene yurt dışında yaşamış bir çocuk ve onu görmedi yurt dışında. Burada garibine gidiyor. Yeteneğine göre insan seçilmesi gerektiğini düşünüyor yani. Ama biz de öyle değil. Maalesef yanlış ülkeye bakıyoruz ama. Evet, evet, evet. Coğrafya var. Kaderdir. Coğrafya evet. Kaderdir. Coğrafya evet. Kaderdir. Doğduğun aynen. Coğrafya kaderindir. Evet, ama Adana'nın müthiş yeteneği var. Ciddi misin? Çok, çok. Mesela ben resim yaparım. Evet. Adada çok iyi resim yapıyor. İnanılmaz ve mansiyon ödülleri var da 11 yaşında. El yetenekleri çok kuvvetli. Dans, bale bunları çok iyi yapıyor. Şarkı çok güzel, şarkı ezberleyip söylüyor. Onun biraz daha fazla Gizem'den şeyi var. Yani o olacak, onu söyleyeyim. O yolu belli. O olacak diyorsun. Belli, bak açık söylüyorum. Yani ben onun önüne geçemem. O belli, ben olacağım diyor. Geriye dönüp hayatta şöyle bir baktığın zaman hata deyip değiştirmek istediğin şey ne? Malum konu mu yoksa bilmediğimiz herhangi başka bir şey mi? O evliliği bir hata olarak mı görüyorsun? Hayır, hayır, hayır. Asla. Ben şu anda yaşadığım hiçbir şeyi hata olarak görmüyorum. O dönemler yaşanması gerektiği için yaşadım. Yaşanması gerekiyormuş, yapacak bir şey yok. Bugünkü hayatım. Olgunluğu belki ona, bu o döneme borçlusun. Aynen öyle. Çünkü yani hepimiz yaşadıklarımızla evrilip, harmanlanıp bir hale geliyoruz. Yani ben bu kadın olmazdım o zaman. Başka bir seçimim olsaydı, başka ne olabilirdi bilmiyorum ki başkanın ne olacağını. Hmm. Hani bana dese ki birisi, bak sana bir film göstereyim buradan. Böyle olacaktı. Belki o zaman cevap verebilirim bu soruya. Ama hata olarak bir şey, hayatımı bir kere hata olarak görmüyorum. Mutlu musun peki? Şöyle söyleyeyim, mutluluğum da var, mutsuzluğum da var. Her insan gibi bazen uyandığımda çok mutsuz uyanabiliyorum. O gün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çok yorgun da olabiliyorum.
Bazen de çok mutlu oluyorum. Yani işte çocuklarıma baktığımda ya da bir arkadaşımla oturup sohbet ettiğimde, ama çevremde genelde çoğu insanın çok da mutlu olmadığını görüyorum. Yani biz biraz da bu sahte mutluluk oyununun içerisindeyiz. Yani bu sosyal medyaya da baktığında işte orada herkes, ben hiç kimsenin oraya çok fazla ağlarkenki halini koyduğunu görmedim. Hatta selebritiler koyduğunda da niye ağlıyorsun, dünya kadar param var yazdılar geçenlerde bir kıza. Parayla mutluluk olmuyor. Evet, yani şimdi nitelik ve nicelik kavramlarını çok karıştırmamamız gerekiyor. Yani niteliğimiz ve niceliğimizi birbirinden ayırt edelim. Şimdi burada nitelikli bir şey yapıyoruz. Ama nicelikle buradan çıktıktan sonra işte bir yere gidip eğleneceğiz falan, geçireceğimiz o zaman. Şimdi bunların ikisini birbirine karıştırırsak olmuyor. O yüzden ben zaten çok insan, yani şu andaki şuradan 3-5 kişiyi çevirsek onların da kendilerince mutsuzlukları vardır diye düşünüyorum. Benim de var tabii ki. Seni ne çileden çıkartır? Dayanamadığın, tahammül edemediğin. O benim özlediğim o Efe yeşime seni döndüren. Şöyle söyleyeyim. Beni gerçekten bak belli bir hale gelip belli olgunluktayım deyip bunun tersini yaşayan insanlar beni delirtebilir. Ben bu şeyi sevmiyorum mesela. Ay çok dobrasınız falan. Aman beni kimseyle aynı kefeye koymasınlar diyorum. Mert bir insan olmak, dürüst bir insan olmak çok güzel bir şeydir. Ama dobrasın da aynı zamanda. Ama dobralık o kadar çok ayağa düşmüş durumda ki dobra değil. Ben mert bir insanım. Ben söylediği lafının arkasında duran bir kadınım. Bunun arkasında durmayı da seviyorum. Ama bu böyle deyip de dönüp de arkadan tersini yapıp birilerinin kuyusunu kazan ya da işte birilerinin ayağına çelme takan ya da sahte gülüşler ve dedikoducu insanlardan nefret ediyorum. Bak açık söylüyorum, nefret ediyorum. Bulunduğu ortamdan da gitmeyi seçiyorum. Çünkü kalamam o ortamda. Kalırsam sıkıntı olur. Sıkıntı olacak. Yani ya kalbini kıracağım ya çok ağır konuşacağım. Geri dönüşü olmayacak derecede hakaret edebilirim. Kendimi tanıyorum. Bunları yapmamak için gidiyorum orada. Hemen. İngiliz tarzı. Var mı projeler yakın zamanda? Bildiğim kadarıyla çünkü dijital platformlar var. İçin falan bir şeyler. Evet, dijital için bir dizi projesi var. Ve şarkı geliyor değil mi? Evet, şimdi şarkı da geliyor. Bizim bu Niye Hayatım biliyorsun akustik versiyonu çıktı. Ben kendim bir şarkı çıkartıyorum ve gene Bade yaptı sözünü, müziğini. Bade ile çok iyi uyum sağladınız. Bade'yi çok seviyorum ben. Çok. Bade Derinöz. Çok acayip yetenekli, çok iyi inanılmaz evet. iyi bir müzisyen ve 17 senedir gerçekten artık tırnakları yıpranmış durumda, bu parmakları yıpranmış durumda. Müthiş bir müzisyen, müzisyen bir babanın evladı. Çok iyi bir şarkı yaptı. Yazın zaten giderken çok meşk ettik böyle şarkılarla. Kendi de bir tekli çıkartıyor. Ben de bir tekli çıkartıyorum. Sonra gene ikimiz... Düetiniz var yine. Bir düet çıkartıyoruz ki yaza bütün kadınlar bu şarkı söyleyecek. Wow. Evet. Şimdi senin teklin slow mu hareketin? Slow. Slow geliyor. Biraz ağlatacağım ben. Vallahi. Küstüm ne demek diye. Vay güzel. Evet biraz öyle ne bir ağlatacağım. Ne zaman geliyor yeni yılın? Herhalde Ocak 2. 3. haftası Ocak sonuna doğru çıkmış tamam, olacak. Tamam güzel. Aynen. Yeni yıl hediyesi olacak bize. Evet güzel olacak. Yazında coşturuyorsunuz yani. Yazında evet öyle birazcık. Yani coşturmak da demeyeyim de biraz böyle hani acı çekmiş biraz atarlı giderli bir şarkımız. Ama kaliteli atarlı giderli güzel yani böyle şey. Ben Ajda şarkılarını çok severim. Şehrazat şarkılarını çok severim. O minimalde kaliteli güzel ama biraz da böyle... yanlış adamlara biraz sözümüz olacak. Hani ben değil, arkadaşların sesi olacağım diyorsun aynen, yani. Aynen. Pekala. Ben biliyorsun senin her şarkına hayranım ayrı ama Elim abi bende ayrıdır. Bir ufaktan mırıldanmak ister misin? Ya da tabii gözler böyle olunca canım bilmiyorum benim. Seni yakından görenler herhalde böyle bir göze sadece. Canımın içi. Herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem ben sana hem ediyorum. Kanalınıza. Güzel bir sene olsun. Zor yıllar geçirdik son iki sene. Bu değil sene mi? De inşallah güzel bir sene olsun. Sağlıklı, sıhhatli.
birisi bana deseydi ki bu pandemide babanı kaybedeceksin, hadi canım derdim. Ama pandemide kaybettim babamı. O yüzden umuyorum ki önümüzdeki sene herkes için güzel olsun. Evet. Önümüzdeki yıllar sağlıkla saatle barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağımız güzel bir Türkiye diliyorum. Acılarımızı aratmayalım. Aratmasın gerçekten. Evet. Ve tabii bu Deli Mavi de bütün gönlü mavi atan insanlara gelsin o zaman. Ruhu deli atan. Ruhu deli atanlara. Doğru. Söz sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa değmedi değmez. Gözüme başka renkte iki göz. Sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa değmedi değmez. Yüzüme başka renkte iki göz. Ruhuna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin bir tanem. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ve böylece bu haftalıkta Haber Bahane röportaj serimizin sonuna geldik. Haftaya yine bomba gibi bir isimle karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.